Asırlar önce medrese olarak yapılıp sonraki yıllarda çarşıya dönüştürülen ancak günümüzde pek fazla işlevi olmayan Tekirdağ Süleymanpaşa'daki tarihi Rüstempaşa Çarşısı restore edilip yerli ve yabancı turizme kazandırılacak. Yalnızca Tekirdağ'ın değil, Türkiye'nin sayılı tarihi değerlerinden biri olan 500 yıllık Rüstempaşa Çarşısı'nın aslına uygun olarak restore edilip insanların ilgi ve cazibe merkezi olması hedefleniyor. Bugüne kadar gerektiği gibi değerlendirilemediği için kentin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine pek fazla katkı sağlayamayan çarşının restorasyondan sonra ne şekilde değerlendirileceğine de yine Tekirdağlılar karar verecek. Çarşının restore edileceği gerekçesiyle buradaki bazı bölümleri ücretsiz ya da kira karşılığı kullanan dernek ve özel kuruluşlara Tekirdağ Valiliği tarafından sözleşme bitiminde tahliye etmeleri yönünde ihbarname gönderildi. Rüstempaşa Çarşısı'ndaki dernek şubesinin boşaltılması için ihbarname gönderilenlerden biri de Türkiye Sakatlar Derneği Tekirdağ Şubesi. Dernek Başkanı Meziyet Erol, "Bizim gidecek yerimiz yok, yeni bir yer göstermelerini istiyoruz," dedi. Burasını restore yapmak için biz burada işte evrak gönderdiler. Şu tarihten itibaren boşaltacaksınız diyerekten. Şu anda önümüz kış. Bu ayın 18'ine kadar süre verdiler. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ise Rüstempaşa Çarşısı'nın Anıtlar Kurulu'nun kriterlerine uygun şekilde restore edileceğini ancak buradaki kimseyi mağdur etmeyeceklerini söyledi. Soytürk, Trakya Türk TV'ye restorasyonla ilgili şu bilgileri verdi. Restorasyona başlanılacak tarih şu an kesin olarak belli değil. Ancak restorasyon işine başlamak için tarihi yapının boş olması gerekiyor. Biz de valilik olarak oradaki bazı bölümleri ücretsiz ya da kira karşılığı kullanan dernek ve diğer kuruluşlara resmi yazıyla tebliğde bulunduk. İsteyen kuruluşlar şu anki koşulları neyse aynı şekilde kullanmak için valiliğimize dilekçeyle başvurup restorasyon başlatılana kadar kullanma izni alabilir. Hiç kimseyi mağdur etmeyiz. Boşalttıklarında da mutlaka bir yer gösteririz. Çarşının yerli ve yabancı turizme kazandırılmasını hedefliyoruz. İnsanlar burasını daha fazla kullansın istiyoruz. Sahip olduğumuz bu değerli eserin kentimize her anlamda değer katacağına inanıyorum. Burasının restorasyondan sonra hangi amaçla kullanılacağına da yine kentin ilgili kişi ve kuruluşlarının fikir ve önerisini alarak karar vereceğiz. Trakya Üniversitesi'nde öğrenim gören bir grup öğrenci, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla sessiz eylem gerçekleştirdi. Üniversitenin Balkan yerleşkesinde bir araya gelen öğrenciler, "Filistin'de zulme dur de, savaş değil soykırım, Filistin elbet özgür olacak" yazılı pankartla Türk ve Filistin bayrakları taşıdı. Ak Gençlik üyesi öğrenciler burada bir süre sessiz kalarak İsrail'in yaptığı saldırılara tepki gösterdi. Grup adına konuşan Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Elif Negiş, Gazze'den günlerdir acı feryatların yükseldiğini söyledi. Akan onca kana, dökülen gözyaşlarına rağmen dünyanın Filistin'de yaşananlara sessiz kaldığını belirten Negiş şunları söyledi. Her karış toprağın yoğun bombardımana tabi tutulduğu, orantısız gücün savaşlarda dahi kullanımı yasak olan fosfor bombalarının kullanıldığı, en temel insan haklarının dahi hiçe sayıldığı, insanlık onurunun ayaklar altına alındığı Filistin'de İsrail tarihe bir kez daha adını kara lekeyle yazdırmıştır. Gazze'deki yaşlı çocuk kadın her bir sivilin su ve gıda dahi temel ihtiyaçları edinmelerini bile engelleyen zalim İsrail'in bu gaddarlıkları karşısında ne yazık ki sözde insan hakları savunucuları sus pus olmuş, hatta kimileri İsrail'e destek için sıraya gelmiştir. Saldırıların ilk anından itibaren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendilerine itidal çağrısında bulunan, sükunete ve bu zalimliği sona erdirmeye çağrılan, bunun dışında aranan her yolun ve hevesin peşinde koşulmasının sadece daha fazla yıkıma, daha fazla gözyaşına ve daha fazla can kaybına sebep olacağı kendisine hatırlatılan İsrail, ne yazık ki tüm bu çağrılara daha fazla masum kanı dökerek yanıt vermiştir. Açıklamanın ardından grup, üniversitedeki yaşam merkezine kadar yürüdü.
Tekirdağ Yelken İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Açık Tekirdağ Trofesi 1. Ayak Yelken Yarışları 4-5 Kasım 2023 tarihleri arasında 45 optimist, 7 ilcı 4 ve 4 ilcı 6 sporcusunun katılımıyla Süleymanpaşa sahilinde gerçekleştirildi. Yarışların tamamlanmasından sonra başarılı sporcular ödüllerini kulüpte düzenlenen törende aldı. Klasman 5. Naz Defne Genç 4. Ege Subaşı 3. Utku Aksoy 2. İlayda Şen 1. Ege Ay Yıldız Bayraktar. Başarılı sporcularımıza ödüllerini vermek üzere Tekirdağ Yelken Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Altan İşgören'i davet ediyorum. Ödül törenine Tekirdağ Gençlik ve Spor Şube Müdürü Burak Şevket Taş, Yelken İl Temsilcisi Şenol Birol Uzel, Tekirdağ Yelken Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Eren Cicioğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Serkan Şen, Altan İşgören, Viskomodor Sertaç Atıcılar, Antrenörler Ayşenur Orhan, Hakan Şahin, Doğukan Özkoğlak ve Spor Psikoloğu Doktor Bingül Kemiksiz Uzel katıldı. Samsun'un İlk Adım ilçesinde evsiz kalan kişilere yuva olması amacıyla belediye tarafından Ömer Halis Demir Şefkat Evi inşa edildi. Yaklaşık bir yıl süren inşaat çalışmalarının ardından tamamlanan 60 kişi kapasiteli Ömer Halis Demir Şefkat Evi'nin çevre düzenleme çalışmaları sürüyor. Şefkat Evi kış aylarının gelmesiyle konuklarını ağırlamaya başlayacak. İlk Adım Belediye Başkanı Demirtaş bir gün evden çıkıp sabah namazına giderken sokakta banklarda yatanlar gördüğünü, o insanlara yeni bir hayat kurmak için Şefkat Evi oluşturma kararı aldığını söyledi. Tamamladıkları binanın 3 katlı olduğunu belirten Demirtaş şunları söyledi. Burada şu anda 1-2-3 kat, 2 katı tamamen yatakhane. Diğer yemekhane, oturma alanı, birçok sportif faaliyetleri de yapılacak alan var. Şu anda etrafında bu alan tamamı belediyemize ait. Burayı da bahçe olarak kullanacağız. Oranda şu anda hazırlığı yapılıyor, bitecek inşallah. Burada hedeflediğimiz şu, sokakta yaşayan insanlarımızı yeme, içme, yatma, giyinme, her türlü ihtiyacı bila bedelle yani ücretsiz olarak belediyemiz tarafından karşılanacak. İki bölüm halinde yaptık burayı. Bir tarafı bayanlara, bir tarafı erkeklere. Tabii biz genelde sokakta erkekleri görüyoruz ama bayanlar da olabilir. Psikologlarımız falan da olacak. Burada yemek de pişecek. Yani bina anlamda sıcak yemek, üç öğün yemeklerini burada yiyecekler. Zaten içini gezdiğimizde göreceksiniz. Çok dört dörtlük her şeyiyle dizayn edilmiş bir hali var. Edirne'de 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı İl Temsilciliği öncülüğünde düzenlenen yürüyüşe katılan öğrenciler ve protokol, lösemiyi sembolize eden turuncu renkte giysiler ve ellerinde aynı renkteki balonlarla Edirne Belediye Bandosu eşliğinde 25 Kasım Stadyumu önünden Atatürk Anıtı'na yürüdü. Edirne Belediye Başkan Vekili Filiz Gencan Akın, Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu ve LÖSEV İl Temsilcisi Ceylan Töker anıta çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve istiklal marşı okundu.
Toker burada yaptığı konuşmada LÖSEV'in 25. yaşını kutladığını söyledi. LÖSEV'in 25 senedir lösemili ve kanserli çocuklarla ailelerine ve kanser hastalarına tedavi, eğitim hizmetleri sağladığını, onları maddi, aynı, sosyal desteklerle yalnız bırakmadığını belirten Toker şunları söyledi. Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı 8 Ekim 1998 yılında pediatrik hematolog Sayın Üstür Ezer öncülüğünde bir masa bir sandalye ile kurulmuştur. Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı bugün 25. yaşını kutlamaktadır. Nice 25. yıllara. LÖSEV 25 senedir lösemili ve kanserli çocuklar ile ailelerine ve kanser hastalarına tedavi, eğitim hizmetleri sağlamakta, onları maddi, aynı ve sosyal desteklerle yalnız bırakmamaktadır. Fotoğraf çekimiyle sona eren yürüyüşe Belediye Başkan Yardımcısı Yaver Tetik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Kırklareli Aşağı Pınar Höyüğü'nden çıkan 8200 yıllık köy yaşamında kullanılan objeler modernize edilerek geleceğe taşınmak için seramik formda üretiliyor. Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü, Anadolu'dan Trakya'ya gelen insanların 8200 yıllık köy yaşamında kullanılan objelerin tanınırlığının artması amacıyla 3 yıl önce çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında enstitü görevli usta öğretciler tarafından Kırklareli Müzesi'ne sergilenen eserler ilk olarak fotoğraflandı. Gerekli araştırmaların ardından bu eserlerin örnekleri seramik formda üretildi. 1000'e yakın ürünün bir kısmı sergilerde kullanılıyor, bir kısmı da satışa çıkarılıyor. Bugüne kadar 1000'in üzerinde üretilen ürünler enstitüde ve zaman zaman kentte düzenlenen etkinliklerde sergileniyor. Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Esin Ataseven, enstitülerin misyonunun geçmişe gelecek arasında köprü kurmak olduğunu söyledi. Arkeolog Burcu Birinci Öztürkoğlu ise Aşağı Pınar Höyüğü'nden çıkan eserlerin tanıtımı için 3 yıldır çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Usta öğretici Çiğdem Özer ise yaptıkları çalışmayla geçmişe gelecek arasında bir köprü kurmaya çalıştıklarını belirtti. Olgunlaşma Enstitüleri Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurumlardır. Enstitülerin misyonu geçmiş ile gelecek arasında köprü kurmaktır. Bu amaç doğrultusunda her yıl bakanlık onayı ile proje tema konuları seçilmektedir. Bizler Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü olarak 2020 yılından aşağı Pınar Höyüğü üzerinde çalışmaktayız. Aşağı Pınar Höyüğü M.Ö. 6200-4900 yılları arasında tarihlenmektedir. Aşağı Pınar Höyüğü, Kırklareli kent merkezinin hemen güneyinde bulunan Istıranca Dağları ve Ergene Havzası arasında yer almaktadır. Höyüğün en önemli özelliği bölgenin en erken neolitik köy yerleşimi olmasıdır. Kırklareli Aşağı Pınar Höyüğü, Kırklareli'nin yazı öncesi dönem neolitik döneme ait. Uzun yıllar kazısı devam eden, hala yayın çalışmaları süren 28 yıl boyunca Sayın Hocamız Profesör Mehmet Özdoğan tarafından ve büyük bir ekipçe kazılar devam etti. Kırklareli Aşağı Pınar Höyüğü'nden çıkan tüm eserler Kırklareli Müzesi'nde etüt, envanter çalışmaları ile sergileme çalışmaları gerçekleştirildi. Kırklareli Müzesi'nde çok büyük bir Aşağı Pınar koleksiyonumuz var. Biz Kırklareli Enstitüsü olarak Kırklareli Aşağı Pınar Höyüğü kazısından çıkan orijinal eserler üzerinden giderek önce literatür ve okuma çalışmalarını gerçekleştirdik. Sonrasında ilk yıl çalışmalarda dekoratif objeler üretildi. Geçen yılda çalışmalarımıza müzedeki orijinal buluntuların modernize tekniklerle günümüze yansıtılmasına ön ayak olduk. Edirne'de Tarım ve Orman Bakanlığı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından çeltik yanıklığı hastalığına karşı yüksek toleransı geliştirilen çeltik çeşitleri verim kayıplarının önüne geçiyor. Çeltik ıslah çalışmalarında ülkesel koordinatörlük görevini yürüten enstitüde çeltik üreticilerinin ihtiyaçlarına göre hastalıklara dayanıklı ve verimli çeşitler geliştiriliyor. %20-22 olduğu zaman hasat yapılıyor. Şu an mesela burası hasata geldi sayılır. Yani şey yapıyoruz. %10
Bu kapsamda enstitüde 5 yılda çeltiye en büyük zararı veren hastalıkların başında gelen çeltik yanıklığına dayanıklı 7 çeşit geliştirilip üreticilerin hizmetine sunuldu. Enstitü Müdürü Doçent Doktor Adnan Tülek, 1970'li yıllarda başlayan çeltik ıslah çalışmaları kapsamında enstitüde 80 farklı çeşit geliştirildiğini söyledi. Çeltik ıslah çalışmaları enstitümüzde 1970'li yıllarda başlamış olup o günden bu yana 80 tane çeşit geliştirilmiş ve Türk çiftçisinin hizmetine sunulmuştur. Bölgemizde çeltik yanıklı hastalığı zaman zaman epidemi, salgın oluşturmakta. Dolayısıyla bu hastalığa karşı da toleranslı çeşitlerin geliştirilmesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda Uluslararası Çeltik Araştırma Enstitüsü ile beraber yürüttüğümüz proje kapsamında da 7 tane çeltik çeşidimiz tescil ettirilmiştir. İşte bunlar Aslı, Zeybek, Aliço, Hasat, Bereket, Yanmaz, Tarı şeklinde ismin olarak isimlendirilmiş ve bu şu anda da üretimi yapılmaktadır. En azından şunu söyleyebiliriz, bölgemizde bu hastalığın epidemi yapmış olduğu dönemlerde çiftçimizin en azından korumuş olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye Motosiklet Federasyonu'nca organize edilen Türkiye Motocross Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Balıkesir'in Gönen ilçesine gerçekleştirildi. Gönel Belediyesi Şakir Şenkalaycı Motocross Parkuru'nda 137 sporcu mücadele etti. Şampiyonaya İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Antalya, Sakarya ve Bursa başta olmak üzere birçok ilden sporcu katıldı. Yarışları izlemeye gelen motocross tutkunları özel olarak oluşturulan doğal tribünlerden yarışın heyecanına ortak oldu. Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Türkiye'nin birçok yerinden gelen sporcuların yarışta ter döktüğünü söyledi. Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak yine çok büyük bir gurur ve heyecan duyduğumuz bir Türkiye Motocross Şampiyonası'nın 4. etabını gerçekleştirmiş olduk Gönen'de. Gönen'de hem sporcu performansı itibariyle çok ciddi bir başarı elde edebiliyoruz, hem de seyirci kapasitesi itibariyle burada çok güzel alkış alıyor sporcularımız. Ciddi bir spor kültürünün olduğu bir lokasyondayız çünkü. Gönen yarışımıza tüm Türkiye'nin her tarafından 130'dan fazla sporcumuz katılım sağladılar. Dereceye giren sporcular kupalarını Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özal, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Yahya Aktuman, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Demirtaş, Türkiye Motosiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Yıldırım'dan aldı. Son günlerin popülaritesi en yüksek ismidir Serhan Özdemir. Yazıyor çünkü o bir gazeteci, yazıyor çünkü o bir şair, söylüyor çünkü kendi şiirlerinin usta isimlerce bestelenmiş şarkılarını seslendiriyor. Kim bilir düşündüm, enkaz bıraktılar da, kesişti bak. Her geçen gün yıldızı o kadar parlıyor ki, özellikle İstanbul'da billboardlar dahil her ne yana bakarsak bakalım, gözümüze ya Serhan'ın kendisi ya da dev posterleri ilişiyor. Türk Meydanı burası. Kent Orman girişindeyiz. Benim yaptığım şiir kitabının tanıtımını yapıyoruz. Efendim burada bir de şiirim var. Gazetelerin önemli haber konusu, televizyonların paylaşılamayan özel konuğu haline gelen Serhan, içinde bulunduğu yoğun tempodan asla şikayet etmiyor. Çünkü onun öyle bir seven kitlesi var ki, fanları oturan değil, 7/24 koşturan bir Serhan istiyor. Serhan Özdemir, şair, söz yazarı, gazeteci, değerli Serhan Özdemir. Döküldüm yollara, aradım sokaklarda bir yerim. Önüme gelen her kapıyı çaldım. Kimin ne istediğimi bilmeden. Oysa aradığım sevdamdı içimde giderken. Günün sabah saatlerinde TÜYAP'ta kitaplarını imzalayan, öğle saatlerinde televizyonların sohbet programlarına konuk olan, akşamları düzenlenen gecelerde ödül alan bir Serhan Özdemir'den söz ediyoruz. İnanılır gibi değil, değil mi?
Biz de öyle diyorduk. Fakat gördük ki Özdemir'in bu koşullarda nefes alıp vermesi bile bir mucize aslında. Toplumda bu kadar büyük ilgi gören Serhan için şeytan tüyü var diyen de var, bileğinin hakkıyla bugünlere geldi diyen de. Yazarı olduğu gazeteye makalesini yazdıktan sonra müzik çalışmaları için stüdyoya kapanan, şarkılarının klipleri için kamera karşısında saatlerce yönetmenin talimatlarını yerine getirmeye çalışan, bulduğu fırsatı İstanbul caddelerinde küçük büyük hayranlarıyla bir araya gelerek değerlendiren Özdemir, bunca işe o gücü nasıl ve nereden buluyor o bilinmez ama bilinen bir şey var ki Serhan'ın normal bir insandan çok biyonik kadın olduğunu düşünenler bile var. Yolun açık olsun Özdemir. Nice büyük başarılara.